O bizim anayasa çalışan Ha, ekibimiz var ya, peki. onlar toplantı halindeydi. Çünkü şimdi anayasayı bitirdiler, 10 tane yasa üzerinde çalışıyorlar. 10 tane yasa metni yazılıyor şimdi. Siyasi etik, meclis iş tüzüğü, bakın yasa metinlerini yazıyoruz. O ekip ikinci katta onu çalışıyordu. Birinci katta kim? Biraz önce bahsettiğim İbrahim Çağrı, Fahri Gösterak, Ümit Özdağ'la o ekip ne çalışıyordu? Bütün bu ortak politikaları çalışıyorlardı. Yani zaman kaybetmiyoruz Bir şey bakın. diyeyim mi? Yani Aslında liderler yukarıda bitmiş konuları karara bağlarken alt katta da bir sonraki toplantının hazırlığı yapılıyordu. ne Yani hissediyorum biliyor musunuz efendim? bak, 3 toplantıyı eş zamanlı aynı bina içerisinde gerçekleştirdik dün. Ne hissediyorum biliyor musunuz? Bakın inanılmaz bir şey bu. Bu gelişmiş demokratik ülkelerde, kuzey ülkelerinde olduğu gibi. Oralarda böyle koalisyon hani tukaka yapılmaz. Yani koalisyon dediğimiz şey aslında ortak akıl, istişare mekanizmalar bunlarla ilgili. Eğer siz bunu başarabilirseniz ve bunu nihayete erdirirseniz, yani sadece son gelecek 4-5 yılı değil, yani Türkiye'nin geleceğini kurtarırsınız. Bak, dünya bizi izliyor biliyor musunuz? Bakın, geçen uluslararası basının İstanbul temsilcilerini bir yemeğe davet ettim ama en önemli kuruluşları. Sadece 7-8 kişi. Ama en önemli kuruluşların İstanbul temsilcileri. Bunları anlattım. Dediler ki ya mesela Macaristan örnek verdiler. Eğer Macaristan'da dediler sizin gibi böyle hazırlık yapan birileri olsaydı Orban kaybederdi seçimi dediler. Bu oradaki muhabir, İstanbul temsilcilerinden bir tanesi bunu söyledi bakın. Şimdi biliyorlar, izliyorlar. Yani diğer ülkelerde şimdi çünkü demokrasi önemli ama demokrasinin sonuç üretmesi lazım. Tabii. Ve biz inşallah seçimi kazandığımızda, seçimi kazanmak yetmeyecek. Türkiye'yi de kazanmamız gerekecek. Türkiye'yi nasıl kazanacağız? İyi bir icraatla kazanacağız. Yani sorunları çok hızlı bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Bütün bizim Deva Partisi olarak yaptığımız bir hazırlıklar, masaya koyduğumuz hazırlıklar, diğer partilerin masaya koyduğu hazırlıklar. Bütün bunlar beraberce seçimden sonra da Türkiye'yi kazanmanın hazırlığı aslında. Her alanda bakın biz bir şey hazırladık. Diyelim ki hukuk eylem planı, yargı eylem planı. 198 madde var ya. 198 tane adım tespit etmişiz. Takvime bağlamışız. Burada anayasa değişikliği gerektiren hususlar var. Tamamı 6 partinin mutabık kaldığı anayasa metniyle örtüşüyor. Yani bizim şuradaki eylem planımızda anayasa değişikliği, çünkü üst yargı ile ilgili değişiklikler gerekecek. Anayasa Mahkemesi, Hakimler Kurulu, Savcılar Kurulu mesela ayırıyoruz, değil mi? Ya da Yargıtay üyelerinin seçimi, Danıştay, Sayıştay, bütün üst mahkeme. Şimdi bunlarla alakalı anayasa metni zaten 6 parti halinde mutabık kaldık mı kaldık mı? Buna baz alan bir yargı reformu getiriyoruz biz masaya. 198 maddelik yargı eylem reformu. Peki Sayın Başka Babacan, türlü yargının adil olması, hızlı çalışması, güçler ayrımı mümkün değil. dünkü Türkiye'de ilk, toplantıda bak ben Avrupa Birliği Bakanlığı da yaptım. Avrupa Birliği döneminde dahi, Avrupa Birliği müzakerelerin işlediği dönemde dahi bu kadar kapsamlı bir yargı reformu olmadı Türkiye'de. 200 hukukçunun akıl teri var burada. Bakın, alın teri var, akıl teri var 200 hukukçunun. dünkü toplantıda olur ha. Çünkü 6 farklı lider, 6 farklı parti. Sonuçta hepiniz ayrı tüzel kişiliklerinizi koruyorsunuz. Dünya tasavvurlarınız var. Tabii ki. Ortak noktalarda istişare de yapıyorsunuz. Evet. Anlaşamadığınız noktalar da olur. Hani Olur. onları bir paranteze de alabilirsiniz. Böyle bir şey oldu mu dün? Mesela anlaşamadığınız bir husus. Hayır. Yani bizim karar vermek için oturduğumuz her konuda karar verdik. Ama önümüzdeki dönemde karar vermemiz gereken dosyalarla alakalı da dosyaların üzerinden geçtik. Üzerinde çalışılıp karar verilmesi gereken başlıkları tekrar değerlendirdik. Dedik ki hani herkes çalışsın, hazırlansın. Bir sonraki toplantıda tekrar bunları konuşalım dedik. Burada şöyle yürüyor. 6 ayrı partinin birleşip tek parti olmasından bahsetmiyoruz bakın. Yani diyelim ki biz neyi hazırladık? Yüksek öğretim eylem planını. Dedik ki YÖK'ü kapatacağız mesela. YÖK'ü kapatmayı 6 partinin masasına getirdik, kabul edildi. 6 partinin ortak kararı şimdi YÖK'ün kapanması değil mi? Ama şöyle olabilir. Biz şimdi bunu koyduğumuz zaman burada 50 tane madde var değil mi? Bu 50 maddenin belki diyelim ki 30'u masada kabul görür de 20'si kabul YÖK'ü görmeyebilir. kaldırıyor Olabilir. musunuz mesela? Kapatıyoruz. Anayasa değişikliğiyle. Kesin. Kesin kesin. YÖK. Tabii tabii. Şimdi biz 28 Şubat belgemizde açıkladık. 28 Kasım'da açılacak anayasa metninde de göreceksiniz. Anayasa değişiklik maddesi var. 100'den fazla madde var yani. Bayağı kapsamlı bir hazırlık. Ve 6 partinin tam mutabakatı bu. Şimdi orada da YÖK'ün kapatılması var. Şunun için diyorum. Şimdi burada mesela biz yüksek öğretim yazdık. 50 madde. Bunu diyelim ki 30'unda anlaştık. Başka partiler getirdiler. Şu olacak. Hiçbir parti kendi getirdiğinin %100'ünü masaya kabul ettiremeyecek. Tabii. Ne olacak? İstişare, Bir, istişare. buna ödünleşme süreci diyoruz biz buna. Ödünleşme. Herkes bir Yani parça ödün verecek. tabii yani Ortak uzlaşma nokta. adına tabii ama şu var. Diyelim ki biz masaya 100 şey koyduk. Bunun 70'i kabul gördü. 70'ini yapalım Türkiye kanatları uçar ya.
Ya anlaşamadığımız 30 konuyu da yapmayız, ne olacak yani? Dün hani bir lider aradım. Şimdi onu da yapmayız. Peki. Ya da şu olur, bir demokrasi sahasını hep beraber inşa edelim. Çünkü biz şu anda demokrasi maçı oynayacak sahamız yok yani. Önce imece usulü bir demokrasi stadı inşa ediyoruz. Peki. Demokrasi stadını inşa edelim. Daha sonraki seçimlerde gene partiler birbirine gene rakip olabilir, gene yarışabilir. Ama biz şimdi rekabet öncesi işbirliği yapıyoruz. Yani rekabetten önceki işbirliği demokrasi sahasını gelin hep beraber inşa edelim diyoruz. Dolayısıyla her parti kendi iddialarından bir miktar geri adım atacak, Bir son dakika ortada var. Buluşacağız. Peki. Evet. Değerli izleyenler, bir son dakika. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı. Taksim'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 50'ye yükselmiş. Onu da ifade edeyim. Şimdi dün efendim bu BTP meselesi de vardı ya, Hüseyin başta katılsın katılmasın diye bir lideri aradım. O bilgileri verdi. Dedi ki, benden bahsetme, istismara açık bir konu olmasın dedi. Fakat dedi, İşte başka partilerde katılabilir vesaire, ama şöyle bir cümle söyledi. Dedi ki, saygı duyduğumuz birisidir. O da destek verebilir gayet tabii. Ama dedi, bu kadar tarihi geçmişimiz var artık. Altılı masaya şimdi 7, 8, ondan sonra o da ben de girmek istiyorum. Böyle anlattı. Benden bahsetme dedi. Sonra Gültekin Uysal'ı aradım. Dedi ki, aynısını tekrar et. Ya o da dışarıdan destek verebilir ya da bir partinin içinden. Şu olur bu olabilir formüller. Ama dedi, biz bu masanın daha fazla şimdi böyle 7-8 böyle genişlemesini uygun bulmuyoruz. Yani pratik sebeplerle, ama bu BTP'ye özel bir sebep değil. Genel ilkesel bir durum dedi. Siz nasıl yorumlarsınız efendim? Ya şöyle, tabii altılı masa çok iyi üretim yapıyor. Bakmayın bu olumsuz propaganda, hiç bakmayın yani. Şimdi dedim ya, siz şöyle bir gün davet etsek oturup şöyle bir izleseniz. Oradan umudunuz katlana katlana çıkarsınız o odadan. Deminki fotoğraflarını gördüğümüz odadan. Ya bu iş oluyor olacak diye. Şimdi başka partilerden de hani ya biz de beraber olmak istiyoruz diyenler var son dönemde. Yani sadece bir parti yok. Yani başka partiler de var. Fakat dün oturduk, bunları konuştuk. Dedik ki ya bunun epey bir geçmişi oluştu. Şimdi bizim genel başkan yardımcılarımız şu güçlenmiş parlamenter sistem için masaya ne zaman oturdular? Ta Eylül 2021'de oturdular. Geldik Kasım 2022'ye. Yani bir yılı aşkın zamandır bir beraber çalışma var. Artık partiler birbirlerini çok iyi tanıyorlar. İnsanlar, yani bütün bu komisyon üyelerimiz birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Dost oldular, ahbap oldular artık. Yani iç içe çalışıyor partiler. Beraber bir çalışma kültürü oluştu. Ve aynı hedefe doğru baktığımızdan artık eminiz. Ve şu andaki önceliğimiz masanın hızlanması ve odaklanması ve netleşmesi. Yani önceliğimiz, ya bir dakika biz çalışmalarımızı bir yavaşlatalım, başka partileri de hani katalım. Ama onun bir adaptasyon süreci olacak, bir uzlaşacak mıyız, uzlaşamayacak mıyız? Yani zor. Yani sadece dışarıdan olduğunda bu hadi 7 olsun, hadi 8 olsun, hadi 9 olsun öyle değil. Çünkü bir seneyi aşkın bir emek var. Bir ortak çalışma kültürü var. Şu andaki öncelik genişlemek değil, masanın hızlanması, odaklanması, pek çok konuda netleşmesi, artık kararları verip seçime doğru gitmemiz. Ama bu şu değil. Mesela masanın çalışmalarına ilgi gösteren partiler, masada oturan partilerden biriyle, ikisiyle neyse, yani seçimde belki bir işbirliği modalitesi oluşturabilir, ona da biz karışamayız yani. Tabii. Biliyorsunuz bu tür çalışmalarda var. Bir çok taraflı gündem vardır. Yani şimdi biraz eski Dışişleri Bakanı olarak diplomatik tabirler ve yaklaşımlara çok taraflı gündem vardır. Evet. Bir de tek taraflı gündem vardır. Biz partilerin tek taraflı gündemine, yani o partilerin başka partilerle olan diyaloğuna, belki de seçimdeki işbirliği modalitelerine bir şey diyemeyiz, olabilir yani. Giderler işte bir ortak liste olur, şu olur, bu şeyler yapabilirler, bilemiyorum. Aslında yani bu rasyonel bir ya da birisi gelir bir partinin listesinden girer seçime. Yani biz buna engel de olamayız ki, bu her partinin kendi vereceği bir karardır. Evet, anladım. Ama altılı masanın zaten temsil gücü çok yüksek, bakın. Temsil gücü çok yüksek. Yani diyelim ki şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 milletvekili var, değil mi? Ya meclisi genişletelim. 700 milletvekili olsun. Ya sonuç çok değişir mi? Yani orada çünkü yeterince bir temsil varsa, vatandaşın %95'i bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyor. Yani 600 milletvekili de iyi bir temsil var. Oy verenlerin %95'i orada. Yok bu yetmez, 600 kişi yetmez, hadi 700 yapalım, 800 yapalım meclisi. Der miyiz, demeyiz. Çünkü yeterince bir temsil gücü var orada. Güzel, anladım. Eğer temsil gücü yeterli bir Türkiye resmi çizebiliyorsak, yani tüm Türkiye'yi kucaklayabilen bir temsil gücü o masada oluştuysa, işin biraz da pratiğine bakmamız lazım, hızlı yürümesine bakmamız lazım, masanın bundan sonraki üretimine odaklanmamız lazım diye bir prensip kararı aldık. Ama bu diğer partileri asla dışlamak anlamına gelmiyor, asla. İşbirliği yapar. Her bir parti çok kıymetli, her bir partinin iddiası var, teşkilatları var, destek veren vatandaşları var. Yani biz hiçbir partiyi dışlamıyoruz bu konuda.
Dolayısıyla partilerin tek tek diğer parti olan diyaloğu, işbirliği modaliteleri hepsini açacağız. Peki. Şimdi bir bilgi daha vermek isterim. Şimdi Denizli mitingini sormak istiyorum da babacan. Ama öncelikle çok kıymetli Halk TV ailem. Bugün olduğu gibi Akşener'de Kılıçdaroğlu'nda, Saadet Lideri'nde olduğu gibi Altılı Masa'nın toplantısından hemen sonra 28'inde Kasım'ın Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak ya, hemen ertesi günü Halk TV'de İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nın konuğu da Gültekin Uysal olacak. Onu şimdiden anons edeyim. Şimdi efendim bugün... Geçenkinde de Sayın Kılıçdaroğlu'ydu, evet, değil mi? Evet, ondan önce akşam biz öyle denk getirdik. Bir gelenek oluşturuyorsunuz. Evet, yani. Çünkü ben bunu önemsiyorum efendim. Sizin bu birlikteliğinizi, hani bu bir dizi var, Borgen dizisi, Danimarka'daki o koalisyon kültürü. İyi bir diziymiş, ben izleyemedim ama. Ben izledim o diziyi, yani çok önemli. Bazen bize diyorlar ki ya Deva Partisi biraz böyle Kuzey Avrupa gibi bir parti diyorlar yani. Çok demokrasi, çok. Ben de diyorum ki bir şikayetiniz var diyorum. Yani hedefimiz öyle olmamalı hedefimiz mı? Hedefimiz öyle. Yani biz ne yapalım, geçmişin partileri gibi olalım mı diyoruz. Biz yarınların partisiyiz zaten diyoruz. Yarınların Türkiye'si için, yarınların Türkiye'sini hazırlayan bir parti diyoruz. Bugün yani. Halk TV'nin Ankara stüdyosundayız. Dün İstanbul'daydık ve İsmail Saymaz benim meslektaşım konuğumdu ve sıcağı sıcağı ben onu ilk aradığımda önce sizin yeni basın danışmanınız Fatih Atı'yı aradım. Önce hayırlı olsun. Sağ olun. Sevdiğimiz bir meslektaşımızdır. Tecrübeli bir isim. Ankara'dan da tanıdığımız da bir isim. Fatih Bey bizimle cuma günü başladı. Cumartesi hemen Denizli miting. Aradım da oradaydı. Dün altılı masa, şimdi burada stüdyo dışında. Ya dedim bismillah, bir dakika dedim.